Evet, değerli konuklar, değerli basın mensubu arkadaşlarımız, bu alanda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, değerli dostlar, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Darlöze tanıtım filminde, Darlöze bünyesinde yaptığımız çalışmaları kısmen gördünüz. Sosyal hizmet şehrimizle alakalı tabii işte görüntüler paylaşıldı ama sosyal hizmet şehrimiz inşallah tamamlandığında çok önemli bir hizmet alanını oluşturmuş olacak. Ama şunu söyleyerek başlamak istiyorum konuşmama. Darlöze'de yaptığınız hizmetler bakanlığımızın totalde yaptığı, toplamda yaptığı çalışmaların sadece bir kısmı. Dolayısıyla bu ekranda gördüğünüz çalışmaların belki onlarca katını değerlendirdiğimizde aslında bizim Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ne kadar önemli, ne kadar kuşatıcı, ne kadar çepeçevre büyük hizmetler yaptığımızı anlamış olacaksınız. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü daha önce de muhtelif zamanlarda konuşmalarımda da ifade ettim. Bizim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak temel gayemiz vatandaşımızın herhangi bir noktada, hayatının herhangi bir noktasında, bu engellilik olabilir, bu yoksulluk olabilir, bu eğitime erişememe olabilir, bu şiddet olabilir vesaire. Herhangi bir noktasında devletin yardımına ihtiyacı olduğunda bizim devlet olarak orada olduğumuzu ve kendisine ihtiyacı olan şeyi temin etmek üzere hazır bulunduğumuzu bilmesini istiyoruz. Bütün çabamız bunun için. Bütün çabamız bunu oluşturabilmek, bu altyapıyı oluşturabilmek için devam ediyor. Lokman Bey kısmen bahsetti. Kendisi de hem parlamentoda da görev yapmış bir arkadaşımız, büyüğümüz olarak bu süreçlerin hem yasama tarafını hem icra tarafını ve şu anda da işte Beyaz Ay Derneği'nin başkanı olarak sivil toplum tarafını ki hem de bir engelli arkadaşımız olarak hayatın içindeki tarafını çepeçevre bilenlerden biriz. Dolayısıyla sosyal devlet ilkesinin gerçekleştirilmesi, sosyal devlet ilkesine uygun hizmetin oluşturulması noktasında çok önemli bir mesafe aldık. Şunu çok büyük bir memnuniyetle ve gururla ifade etmek istiyorum. Yolumuz daha uzun, bunu peşinden söyleyeyim. Yolumuz daha uzun, yapacağımız çok iş var, o ayrı. Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uhdesinde yaptığımız sosyal hizmet çalışmaları dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarışır arkadaşlar. Hatta pek çok başlıkta da öne geçeriz. Çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum. Sadece pandemi döneminde Türkiye'nin ürettiği hizmetlerle bugün çok gelişmiş dediğimiz Kara Avrupa'sına bile baktığımızda ve kıyasladığımızda ortaya çıkan sonucu görmek mümkün. Bunu söylediğimizde ısrarla ve inatla sanki her şey bitmiş gibi yansıtan, bunun üzerinden siyaset devşiren kesimler var. Onlara da peşinen söylemek istiyorum. Biz insana hizmet noktasında, insanın dezavantajıyla alakalı yaptığımız çalışmalar noktasında siyaset üstü bir bakışı geliştiriyoruz. Siyaset üstü bir bakışla insanımıza hak temelli ve kimin ihtiyacı varsa kim olduğunu asla bakmadan hizmeti ulaştırıyoruz. Ve bunu da yapmaya devam edeceğiz. Onun için bu başarılar peş peşe geldi. Onun için bu tesisler, bu kuruluşlar peş peşe dünyanın en güzel örneklerinden birisi haline geldi. Bakın sosyal hizmet şehrine 2017'de Sayın Cumhurbaşkanımız talimatını verdiğinde işte biz yine ben en azından kendi hesabıma söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın hizmet konseptinin bir parçası olarak düşünmüş ve çalışmaya başlamıştı. Fakat bakanlığa geçtikten sonra bu hizmet konseptinin aslında aynı zamanda ne kadar büyük bir öngörüyü barındırdığını fark ettim. Değerli arkadaşlar, bugün özellikle Kara Avrupa'sında yine dünyanın gelişmiş ülkeleri dediğimiz bölgelerinde yaşlılık ve yaşlılığa bağlı sonuçları yönetmeye çalışıyor insanlar. Çok kısa bir süre sonra muhtemel ki bizim ülkemizde de benzeri durumlar olacak.
Dolayısıyla şimdiden hem yaşlılarımızın aktif yaşlanması, hem yaşlılığa bağlı sonuçları yönetebilmek açısından altyapıyı, kurumsal altyapıyı oluşturmamız gerekiyor. Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bütün kuruluşlarımızda, engelli kuruluşlarımız, gündüz bakım merkezlerimiz, yaşlı kuruluşlarımız, huzur evlerimiz, rehabilitasyon merkezlerimiz, çocuk kuruluşlarımız, bütün kuruluşlarımızla bir parçasını işte derneğe sosyal hizmet çevrinde gördünüz. Ülkemizin değişik bölgelerinde ihtiyacı olan nüfusa ve engelli sayısına, oranına, yaşlı oranına, çocuk oranına göre son derece bilimsel temellere dayanan, son derece iyi araştırmalara dayanan ve kamu kaynaklarını asla israf etmeden, ihtiyacı olmayan bir yere ihtiyacı olmayan bir binaya gitmeden hizmetlerimizi planlıyor ve gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda bugün ihtiyacı olan her grup vatandaşımıza, ister engelli olsun, ister yaşlı olsun, ister çocuk bakımları olsun, her türlü hizmeti hem kurumsal anlamda, hem sosyal anlamda, hem maddi anlamda sağlıyoruz. Sağlama kapasitesine, sağlama imkanına da sahibiz. Değerli dostlar, engelleri birlikte aştığımız, engelsiz bir dünya kurmak için birlikte hareket ettiğimiz bir toplantıda buluştuk. Ben tekrar sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde ev sahipliğini üstlenmekten onur duyduğumuz Engelsiz Yaşam Fuarı, alanında Türkiye'de ilk ve tek, dünyada ise 6. fuar olma özelliğini taşıyor. Engelsiz Yaşam Fuarı, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişmede engelleri en aza indirmek, sosyal hayatın her alanına entegrasyon ve engellilerin hayat standartlarını maksimum seviyeye taşımak bakımından çok önemli katkılar sağlıyor. Değerli katılımcılar, dünya nüfusunun yaklaşık %15'i engelli bireylerden oluşuyor. Ülkemizde engelli bireylerin nüfusa oranı ise %7 civarında. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yaklaşık 1 milyar engellinin %80'i gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. Engelli nüfusun %46'sı ise 65 yaş ve üzeri kişilerden oluşuyor. Yine Birleşmiş Milletler verilerine göre engellilerin şiddete maruz kalma olasılığı 4 ila 10 kat arasında artıyor. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında geliştirdiğimiz vizyoner politikalarla ülkemiz bu dünyada, bu konuda dünyaya örnek ülkelerden birisi haline geldi. Hükümetimiz ve bakanlığımız engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam, etkin ve doğal katılımını sağlamak üzere eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda kelimenin tam anlamıyla sosyal devrimlere imza attı. Hak temelli ve fırsat eşitliğini önemseyen bir bakış açısıyla sorunların üzerine giderek çözüme ilişkin çalışmalarımızı hızlandırdık. Ulaştığımız nokta, yola çıktığımız noktanın fersah fersah ilerisinde. Peki bizim için yeterli mi? Elbette ki hayır. Elbette ki biraz önce de konuşmamın içeriğinde ifade ettiğim üzere daha yürüyecek çok yolumuz, daha yapacak çok işimiz var. Bütün vatandaşlarımızın aynı sosyal refah seviyesine ulaştığı, kendisini görmek istediği yere vardığı anda biz ancak görevimizi tamamlamış sayacağız kendimizi. Bunun için 20 yıldır yılmadan, yorulmadan çalıştığımız gibi inşallah bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar, değerli misafirler, biliyorsunuz AK Parti 2002'de hükümet olduktan sonra birkaç yıl sonra 2005 yılında Türkiye'nin ilk engelliler kanunu çıkaran siyasi iradedir. 2007'de yine Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Birleşmiş Milletler engelli haklarına ilişkin sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden birisi de Türkiye'dir ki Birleşmiş Milletler engelli haklarına ilişkin sözleşme bu alandaki mehas metinlerden, kaynak metinlerden birisi. Engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir toplum inşa etmede yol haritamız olan 2030 Engelsiz Vizyon Belgemizi de geçtiğimiz yıllarda ilan ettik. Cumhurbaşkanımızın 2020 yılını erişilebilirlik yılı ilan etmesi hedeflerimize ulaşmamız noktasında da bize önemli bir
ivme kazandırdı, çalışmalarımıza önemli bir ivme kazandırdı. Bir diğer çalışmamız erişilebilirlik değerlendirme modülü, kısaca Erdem diyoruz. Erdem, isteyen herkesin binasının erişilebilirlik durumunu değerlendirebileceği, görebileceği bir program. Erdem'i hazırlayarak ve sitemize yükleyerek kullanıcıların hizmetine arz etmiş olduk. Yine izleme ve denetlemeyi halen vatandaşlarımızın başvurularını da kapsayacak şekilde yürütüyoruz. Denetimler sonucu uygun görülen bina, açık alan ve toplu taşıma araçlarına erişilebilirlik belgesi veriyoruz. 2022 Ağustos ayı itibariyle toplam 2817 binaya erişilebilirlik belgesi vermişiz. Erişilebilirlik imkanının ne olduğunu herhalde en iyi engelli arkadaşlarımız, engelli vatandaşlarımız bilir. Dolayısıyla bu anlamda erişilebilirlik standartlarının yakalanmasını bakanlık olarak çok önemsiyoruz ve takip ve denetim noktasında da elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda ben bu toplantıyı da bir fırsat görerek özellikle bu noktada büyük binalar, inşaatler yapan gerek mimarlar, projeyi oluşturanlar, gerek icra noktasında inşaat mühendislerimiz, müteahhitlerimiz, hayata geçirenlere özellikle şunu çok hatırlatmak istiyorum. Lütfen, lütfen erişilebilirlik standartlarına dikkat edin. Lütfen bu standartların gereğini yerine getirelim. Çünkü erişilebilirlik standartları yakalanmazsa engelli bireylerimiz, bakın herhangi bir engel grubundan bahsetmiyorum. Görme engelli, efendim işte fiziksel engelli, ortopedik engelli değil. Bunların tamamıyla alakalı ciddi sıkıntılar, bütün engel gruplarındaki vatandaşlarımızın ciddi sıkıntılar yaşadıkları bir süreci maalesef yaşıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda evet bizim kamu kurumu olarak, kamu kurumları olarak aslında tamamında sorumluluklarımızı yerine getirmemiz kuşkusuz zorunlu, buna memuruz, buna mecburuz. Ama aynı zamanda toplumsal farkındalığın da oluşması, bu anlamda hiçbir yasal yaptırma, yasal mecburiyete gerek kalmaksızın bu alanda çalışan insanların kendi farkındalıklarını kendilerinin oluşturup hayata geçirmelerinin çok daha kıymetli, çok daha etkin ve çok daha az maliyetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu da bu fırsatta ifade etmiş olayım. Değerli dostlar, yine yaptığımız bir başka çalışma, engelli vatandaşlarımızla refakatçileri şehir içi toplu taşıma ve şehirler arası demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebiliyorlar. Evlerinden okullarına ücretsiz taşınan engelli öğrencilerimiz de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yine ücretsiz olarak öğrenim görüyorlar. Ücretsiz taşıma için ayrılan bütçe 2004-2005 öğretim yılı sonunda 1.9 milyon TL iken 2020-2021 öğretim yılı için bu rakam 366 milyon liraya ulaştı. %100 erişilebilirlik hedefiyle engelli vatandaşlarımıza sunulan hizmetlere erişimin sağlanması için dijital dönüşüm ve engelsiz iletişime yönelik çalışmalarımızı hızla gerçekleştiriyoruz. Bu hizmet ve icraatların bir halkası olarak geçtiğimiz aylarda Ailem Engelsiz İletişim Merkezimizi kurduk. İşitme engelli vatandaşlarımız için kurduğumuz Ailem Engelsiz İletişim Merkezi aslında bir çağrı merkezi. Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz bu özel çağrı merkeziyle işitme engelli vatandaşlarımızın eğitim, sosyal hayata katılım, çalışma hayatı, yasal hakları öğrenme ve bunları kullanma, kamu hizmetlerinden yararlanma gibi süreçlerde her an ve her durumda iletişim engelini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Ailem Engelsiz İletişim Merkezi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Mobil uygulama ile kullanıcılar kişisel telefonlarından tek tuşla işaret dili bilen tercümanlara erişim sağlayarak çeviri hizmeti alabiliyorlar. Türk işaret dilini kullanan bütün işitme engelli vatandaşlar Ailem Engelsiz İletişim Merkezi'nden faydalanabiliyor ki bizim görevi devraldıktan sonra engelli dernek ve federasyonlarıyla yaptığımız görüşmelerde
özellikle Türk işaret dilinin kullanılması konusu ki aramızda hocalarımız da var, tercümanlarımız da var. İlk görüştüğümüz isimlerden birisiydi sanıyorum sizdiniz. Türk işaret dilinin kullanılması noktasındaki hassasiyetleri ifade etmişlerdi. İtiraf edeyim, ben o tarihe kadar Türk işaret dili ve işte uluslararası kullanılan bir fark olduğunu doğrusu bilmiyordum. Sonra araştırdığımızda, arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bunun çok önemli bir ana dil farkı neredeyse olduğunu öğrendik ve bununla ilgili de nitekim çalışmalarımızı gerçekleştirmeye başladık. Değerli dostlar, değerli katılımcılar, engelliler için hayatı kolaylaştırmaya dönük farkındalık geliştirmek, sosyal hizmet politikalarının üretilmesi, uygulanması, geliştirilmesi ve güncellenmesi çok yönlü bir süreç. Kamu kurumlarının yanında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ve özel sektöründe koordinasyonuyla gerçekleştirilmesi gereken bir süreç olduğu sanıyorum hepimizce kabul edilir. Son 10 yılda kamu kurumları ve yerel yönetimlerin yönetici, mimar ve mühendislerinden oluşan 20 binden fazla teknik personele verdiğimiz eğitimler bu açıdan çok önemli bir örnek, çok önemli bir işlevi ifade ediyor. Bölgesel düzeydeki erişilebilir üniversiteler seminerlerimizle de farkındalık düzeyini her kesime yaymaya çalışıyoruz. Erişilebilir proje, uygulama ve hizmetleri kamuoyuna duyurmak, erişilebilirlik alanında çalışmaların arttırılmasını teşvik etmek amacıyla erişilebilirlik ödülleri veriyoruz ki buna üniversitelerimizde geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde dahil ettik ve özellikle üniversitelerimizin bu alanda yaptıkları çalışmalar, eğitime, erişilebilirlikten işte dijital erişilebilirliğe kadar pek çok alanda çalışmalar yapıyorlar. Bu üniversite düzeyinde akademik hayata katılmış engelli vatandaşlarımızın erişilebilirliğinin sağlanması ve farkındalığının sağlanması, akademik çevrelerdeki farkındalığın sağlanmasının bize geri dönüşü gerçekten tahmin ettiğimizden daha yüksek oldu. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Değerli misafirler, engellilerin hayatın içinde yer almalarının önemli unsurlarından birisi, tahmin edersiniz, doğrudan üretime katılmaları. Onların hayatın her alanında var olmalarının önündeki engelleri kaldırmak da istihdam alanını güçlendirmekten geçiyor. Engelli iş koçluğu uygulamasıyla yaklaşık 1000 engellimize sürdürülebilir istihdam sağladık. Bu modelimizi iş kur bünyesinde tüm illerimizde inşallah yaygınlaştırmayı ve hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Engelli bireylerin korumalı işyerlerinde ki korumalı işyerleri dediğimizde aslında engel grubunun ne kadar ağır olduğunu anlamamız gerektiğini ifade etmem gerekiyor. Engelli bireylerin korumalı işyerlerinde istihdamları için bakanlık olarak işverenlere ücret desteği sağlıyoruz. 2012'de kamuda engelli istihdamı alanında dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve merkezi sınav sistemi EKPSS'yi başlattık. Her engel grubuna göre özel hazırlanan bu sınavın başvuru ücretlerinin bir bölümünü de biliyorsunuz bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Geliştirilen bu politikalar sayesinde 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5777 iken bugün bu sayı tam 11 kat artmıştır ve 66.000'e yükselmiştir. Bakım ihtiyacı olan vatandaşlarımız için geçici bakım, evde bakım yardımı, gündüz bakım hizmeti gibi geliştirilen hizmet modelleri kapsamı genişletilerek devam etmektedir. Yine 2006 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında aylık ödediğimiz miktar 3336 Türk lirası. Bu düzenlemeden değerli dostlar 554.434 vatandaşımız yararlı. Aylık evde bakım ücreti hizmetinden yararlanan vatandaşlarımız. Hali hazırda 130 merkezimizde 1457 engelli bireye de gündüz bakım hizmeti sunuyoruz. 104 resmi, 299 özel olmak üzere 403 bakım merkezinde 33.193 vatandaşımıza yatılı bakım hizmeti veriyoruz ki bunlardan önemli bir kısmı rehabilitasyon hastası. Yani yatalak engelliler. Bunun yanında engelli yakınlarını evlerinde bakan aileler, yakınlarını belli bir süre emanet edebilecekleri güvenilir bir yere ihtiyaç duyuyorlardı. Özellikle anneler için
engelli çocuğuna hizmet veren anneler açısından hayatını tümüyle çocuğuna, o engelli bireye adayan bir süreci görürsünüz. Ama insanların sosyal ihtiyaçları var. Bazen bir hastane işidir, bazen belki bir yakınının düğünüdür, şehirler arası. Dolayısıyla engelli bireyden dolayı insanların bütün sosyal ihtiyaçlarını ertelediklerini fark ettik. Ve bu ihtiyaca cevap vermek üzere bu özel ailelerimizin engelli yakınlarını da geliştirdiğimiz sosyal hizmet modeliyle bir yıl içinde 30 güne kadar ücretsiz olarak ağırlıyoruz. Bakım hizmetini bakanlık olarak biz sağlıyoruz, misafir ediyoruz. Değerli katılımcılar, yine sevinçle ve gururla ifade ediyorum ki ülkemiz bugün engelli bireylerin hayat standartlarının yükseltilmesi bakımından dünyada önemli örneklerden birisi. Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve yeni güzellikler katmak adına çözüm ortaklıklarının geliştirileceği, yeni teknolojilerin paylaşılacağı bu fuarın hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu ülkeye, bu ülke insanına sevginin bir eseri olan Engelsiz Yaşam Fuarı ve benzeri organizasyonların Türkiye'yi güçlendiren büyük hizmetler olarak başarıyla devam etmesini diliyor. Hepinizi tekrar saygıyla, hürmetle ve sevgiyle selamlıyorum.